Gençler selamun aleyküm, herkese merhaba. Arkadaşlar bugün bir ışıklandırma yapacağız buraya. Artık umuyorum ki güzel olur ve videolarımız daha canlı çıkar. İlk önce şu halini gösteriyorum. Burayı canlandıracağız. Yani en azından hedefim o şekilde. Arkadaşlar kol gibi yine bir fatura girdi. Umuyorum ki artık hani bir işe yarar da. Hadi neyse işe yaradı diyebilirim. Arkadaşlar buraya bir ampul aldım, tamam mı? Bir ampul aldım. Anlatamam size. Ampulün boyunu göstereyim mi? Allah'ım yemin ederim düşer de kırılır diye Yusuf oluyorum. Gençler böyle bir ampul aldım. Bakalım inşallah takıca bir poka yarar. 55 lira para verdim lan. Bir ampul için verilebilecek herhalde en hardcore şeyi verdim. Umarım gerçekten bir işe yarar. İnşallah. Çok lan. Ama garantisi var. 1 yıl. Eğer ki bir yıl içinde bir şey olursa diyor ki birebir aynısını veriyoruz diyor. Yani o birazcık içime su serpti. Arkadaşlar öncelikle şu ışıma bir yakayım. Gördüğünüz gibi içerisi bu şekilde. Kırmızı, turuncu, öyle değişik, garip, grup bir renk. Bak mesela buranın ışığını yapmazsan bu şekilde oluyor. Başınız döndü mü lan? İyice ne döndüreyim, kusun. Arkadaşlar yani durum bu şekilde. Buradan hani bu ışık var. Bu kadar görüyorsunuz. Bakalım diğer ışıklar nasıl olacak. Gençler bu arada bir sürü kargom vesaire geldi. Bir sürü videom var. Bu gece 3 tane video çekeceğim. 3-4 tane video çekeceğim. Sınavlarım da kapıya dayandığı için. Bugün 3-4 tane video çekip bir daha yani 3-4 gün boyunca bugların yüzüne bakmayacağım. Yani siz 3 gün boyunca bundan sonra bu ve bundan sonraki günlerde videolarımı izlerken ben hardcore sınav çalışıyor olacağım. Yoksa çok kötü günler beni bekliyor gençler. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim. Abi 55 lira bir ampule verince gerçekten insanın bir şemali hareketleri değişiyor. Yani kendini böyle bir kazıklanmış hissediyor. Eve gizlice getirdim. Bunu görürlerse evdekiler herhalde faturayı bana kilitlerler. Bu yüzden bunu gizlice getirdim. O yüzden duymasınlar, görmesinler. Allah'tan ki şey var. Şurada bir tane avize vardı. Avizenin içine saklanır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Durum bu yani. Bakalım. Ben bir takayım. Geleyim. Çok korkuyorum. Eğer ki hani taktığımda bir boka yaramazsa o gerçekten kötü olur. Takıp geliyorum. Arkadaşlar şu boyut farkına bakar mısınız? İki ampulün. Şu anda hiçbir ışık yok. O yüzden böyle mal gibi görüş oldu ama aradaki boy farkını görüyorsunuz. Umarım bir işe yarar. Arkadaşlar ampulü koydum. Ulan avizenin ucunu geçti. Düşmesin diye resmen altında şöyle elimi tutasım geliyor ya. Bakın mesela şöyle söyleyeyim. Hani mesela şurada ya, ben elimi şöyle yapasım geliyor. Hani düşeriz düşeriz Allah korusun diye. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Gözümü mü kapatsam ne yapsam? Oo bir saniye. Niye çısır çısır etti abi? Arkadaşlar neye heves etsek, neye böyle çok dikkat etsem, ehemmiyet göstersem hep bir pohluk çıkıyor. Gittim ampul yanmış arkadaşlar. Yani ampul yanmamış da bizim duyda büyük ihtimalle bir sıkıntı varmış. O yüzden duy gitti. Bu arada bir de tıraş oldum. Bayağı bir kel gibi bir şey oldu lan şu an. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Yeni duy aldım. O duyu oraya takacağız. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Durduk yere başıma iş açıldı. Bir de bu akşam 3 tane video çekecektim. Ay gördüğünüz gibi akşam oldu. Karanlık oldu. Gidelim inşallah hayırlısıyla şu ampulü bir takalım. Ampulü götürdüm arkadaşlar. Yanmıştı. Yani ucu siyah olmuş bildiğiniz. Ondan sonra acıma taktı denedi yanıyor da. Ben dedim büyük ihtimalle yanmıştır çünkü yani patlamıştır dedim. Çünkü patladı ses geldi. Demek ki o bizim duydan gelmiş. Gidelim bakalım onu bir halledelim. Ondan sonra ben size en son hali göstereyim. Şuraya da vurmadan bir park edelim. İşi tamamlayayım geleyim gençler. Evet arkadaşlar ışığım en sonunda oldu. Beni baya baya uğraştırdı. Gerçekten çok uğraştırdı. Hatta şöyle söyleyeyim en son duyu almıştık ya. Duyu nereye götürdüm ya. Şunun arkadaşlar üst beyaz kısmı var ya onu almıştık. O da bozuk çıktı. Bunun sonra gittik mutfaktan getirdik. Buraya taktık o eski duyu da yani bozuk olan duyu da geri götüreceğim. Şöyle bakıyorum da burada bir şeyim falan kalmış mı? Arkadaşlar neymiş bu taktığımız peki? 45 wattmış ama 225 wattlık enerji hani veriyormuş. Bir de şöyle bir şey var. Dediğine göre hani kaldıkça daha da hani güçleniyormuş. Böyle yavaş yavaş biraz daha gücü artıyormuş. Onun dışında cart çurt bir şeyler diyor. Arkasından mı açmışız bu sefer? Her neyse. Gençler benim 3 tane video çekmem lazımdı bu akşam fakat
Vallahi beni bayağı bir uğraştırdı, zaman götürdü. Bu arada gittim saçımı bile kestim. Hatta saçımı şuradan görüyorsunuz mu? Görürsünüz. Saçımı bile kestim. Şu merdiveni de şuradan bir kaldırayım bir saniye. Gerçekten güzel oldu. Hani burada iş miş yaptığım zaman bunları gayet net göreceksiniz. Akvaryumumuz da şu anda bile güzel görünüyor. Hatta ben bir ışığı vereyim. Işığı verince tabii daha güzel iç yansıma vesaire var mı? Tabii ki birazcık var. Ama gerçekten güzel oldu. Çok güzel görünüyor balıklar, akvaryum. Hakikaten şu an telefondan bakıyorum da kameradan. Ciddi manada güzel arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın şeker pembeye bakın mesela nasıl güzel görünüyor. Rengi falan hepsi çok canlı. Gayet güzel. Yalnız bu işleri yaparken bu yavrularımız birazcık havasız kaldı. Ama şu anda görüyorum ki gayet durumları iyi. Işık çok güzel oldu abi. Işık gerçekten hoşuma gitti. Lepistesleri şimdi aktarımını yapacağım. Onu da söyleyeyim. O zaman ne yapalım? Bu videomuzda acaba ne yapsam ki ya? Yapacağım iş çok. Video konusu da çok. O da sıkıntı. Acaba hangisiyle başlasak? Abi ne yapalım biliyorsunuz mu? Lepisteslerimizi kendi akvaryumlarına geçirmekle başlayalım o zaman işe. Çünkü bu gece bayağı bir işim var. Bunu ne zaman çekecektim la? Bunu da çekecektik ama vallahi hepsi üst üste geldi. Bakalım. Neyse çekeriz. Bir de benim flaşla deneyim ya. Bakalım flaşla da nasıl oluyor. Arkadaşlar üstüne bir de flaş yaktım. Fark var mı? Vallahi görüntü gayet güzel. Gerçekten güzel. Ciddi manada memnun kaldım. Hoşnutum. 55 lira para verdik. Duyuyla birlikte 60'a mal oldu ama gayet güzel. Buralarda tabi yansıma oluyor. Çünkü her taraf cama cam olduğu için ondan bir sıkıntı var. En azından bak flaşı yakınca bu daha güzel çıktı. Arkadaşlar bunun konusuna geleceğiz. Oğlum yapacak çok şey var. Hangisini yapacağım ona şaşırdım kaldım daha. Ne yapsak ki dayı? Gideyim küçük akvaryumu buraya getireyim. Öyle başlayalım o zaman. Arkadaşlar son dakika golüyle videonun konusunu şu anda değiştirmiş bulunuyorum. Peki bu videomuzda ne yapmaya karar verdim? Gençler bugün bu videomuzda bir kutu açılışı yapalım. Gördüğünüz gibi yeni ürünlerimiz var. Aldığımız hani kendimizi daha da ileriye taşımak için eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi buraya bir ışık aldık. Gerçekten çok kuvvetli. Zaten görüyorsunuz ortamın havası değişti. Daha güzel çıkıyor her şey. Onun dışında abi zaten videonun başındaki hani renk tonunu ya da parlaklığı, ışığı biliyorsunuz. Ve şimdikiyle kıyaslayın bakalım bir fark var mı? Onun dışında neler aldık? Arkadaşlar Mutlu Akvaryum'dan 4. kuluçkamızı aldık. Biliyorsunuz şurada 2 tane benim kuluçkam var. Onun üzerine 2 tane daha aldım. Şöyle göstereyim. Hemen bir çıkartalım. Bunların sayısı da ciddi manada arttı. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane daha kuluçka aldım. Bunlar benim kuluçkalarımla birebir aynı. Şuradaki gördükleriniz gibi. Yine bunlar da BioLife. Bunlar da BioLife. Aynı kişiden alınca arkadaşlar bu sefer bize bir güzellik yapmış. Peki nasıl bir güzellik yapmış? Bunun içini gösteremeyeceğim. Çünkü bunun içindeki kuluçkayı ben şeye götürdüm. Bizim hobihaneye götürdüm. Hatırlarsanız eğer yavruların içinde arkadaşlar bir tane kuluçka vardı. O bunun içinden çıkan kuluçka. 2 tane de burada. Şu an 3 tane kuluçkamız dolu arkadaşlar. Buradaki kuluçkamız da şeye götüreceğim. Siz söyleyin. Hobihanemize götüreceğiz. 2 tane oraya, 2 tane buraya olacak şekilde arkadaşlar almış olduk. Ama size bunun için de enteresan biraz da komik bir şey göstereceğim. Yine kuluçkamız bu şekilde. Bundan bir tane daha aldık. Arkadaşlar adamlardan ürün aldık diye bize böyle bir şeker göndermişler. Gördüğünüz gibi Mutlu Akvaryum Mevlana şekeri demiş. Bir tane limonlu ve sade bir kısmı. Ve bir tane de kalmamış. Bir de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kirazlı ya da çilekli her ne alsa bilmiyorum. Ve beyazlı bir şey göndermişler. Şu flaşımı bir kapatayım hemen gelin bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde gösterirsem daha güzel olacaktır. Evet daha güzel oldu. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey göndermişler. Yine içindeki her şey aynı. Gördüğünüz gibi hani bir farkı yok. Yine 2 tane vantuzu, bir tane hava taşı, bir tane vanası, 2 tane süngeri var. Gördüğünüz gibi gayet güzel.
bir kuluçka daha oldu. 4 tane bundan oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, tanesi 30 liraydı. Lakin kargo ile birlikte 35 lira oldu. Eskiden ben bunu kargo dahil tanesini 30 liraya getirmiştim hatırlarsanız. Şimdi en ucuzu arkadaşlar kargo dahil 35 lira gibi bir şey olmuş. 35 mi 36 mı öyle bir şey olmuş. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gerçekten her gün bir şeyler biraz daha pahalılaşıyorlar. Şimdi şunu şu tarafa koyalım arkadaşlar. Tabii gördüğünüz gibi kuluçkalarımızın sayısı arttı. Bize motor lazım. Motordan bir tanesi arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bir tane küçük birli var. Kesinlikle hiçbirinize tavsiye etmiyorum. Birli almayın. Ben de almadım zaten. Hani akvaryumları alırken ben ikinci el aldığım için her şeyim içinde çıktı. Arkadaşlar bir tane motorum da şurada. Bu pislik gerçekten çok ses çıkartıyordu. Ben de bu şekilde yaptım. Bunu buraya kapattım. Alttan her dolabın birazcık payı oluyor. O paydan da bu kablolar çıkıyor. Yani ezilme vesaire yok. Bakın mesela takip edelim. Bu hangi akvaryum şeye gidiyor? Buraya gidiyor mesela. İkisi de çalışıyor zaten. Ona da hiç boşuna tutmamıza gerek yokmuş. Bu arada ben bunları akşam geçirebilir miyim diye düşünmüştüm bir önceki videomuzda ama bunları geçiremeyiz. Bunlar bir gün daha kalsınlar. Neyse. Ama tabii siz 3 gün yani 3 videoda bunları hep burada göreceksiniz. Fakat aslında ben bu akşam bu akşam değil yarın akşam bunları almış olacağım. Ama siz 3 videoyu ben bir günde çektiğim için bu şekilde göremeyeceksiniz. Onu da haberini vereyim. Çünkü sınavlar geldi. Kapıma çattı. Ben de bugün 3 tane video çekeceğim. Sizi de ihmal etmeyeceğim. Sınavları da ihmal etmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir açalım bakalım bu büyük kutumuzda ne var. Vallahi ağır. Gerçekten. Burada gerçekten büyük bir kompresörümüz var. Açalım bir bakalım. Size de göstereyim. Belki sinir olanlar var mı bilmiyorum da. Bu bizim milli şeyimiz ya. Bunu böyle patlatırsın. Şunu bir açalım. Evet. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bunu neon11.com'dan aldım. Neon11.com'dan alışveriş güvenli. Fakat biraz insanı korkuttuğu da oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani uğraşıyorsunuz. Ondan sonra mesela müşteri hizmetlerine bağlanıyorsunuz. Öyle hemen bir bağlanma falan. Aslında hemen ulaşıyorsunuz ama biraz arıyorsunuz yani. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar Sabo 988 modelini aldım. 117 lira 90 bir şey kuruştu. Tabi kargosuyla birlikte ne yaptı? 125 lira gibi bir şeye geldi bu dış motor. 4 çıkışı var arkadaşlar. Tabi biz bunu deneriz 5-6 falan oluyor mu diye. Bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu. Bir açalım. Gayet güzel. Bayağı büyük. Ben bir açtım baktım. Sizler için böyle kutu açılımı olsun diye tekrardan kapattım arkadaşlar. Yalnız şöyle söyleyeyim, ilk geldiğimde kutuyu gördüğümde şok olmuştum. Ulan dedim bu kadar büyük ne olabilir dedim. Adamlar yanlışlıkla hani 2-3 tane birden mi gönderdiler? Keşke. Evet arkadaşlar motorumuz bu. Bu şekilde. Şimdi birazdan kıyaslamasını yapacağım. Büyüklük küçüklük olarak. Hani şimdi size normal bir motor gibi geliyor değil mi? Ama şöyle baktığınız zaman elimden biraz daha büyük. Bir 4 parmaktan da daha kalın. Hatta 5 parmak kadar kalınlığı var. Böyle bir ürün arkadaşlar. Bunun ucuzu da var. Şuraya bakar mısınız? Her tarafta bir şeyler oldu. Bunun arkadaşlar ucuzu da var. Onu da söyleyeyim. Yani ucuz dediğim de şöyle. 90 lira gibi bir şey olanı da var. Tabii o da kargo ile yine 9500'e geliyor. Ama bu daha çok hani tavsiye ediliyordu. Demek ki bu daha iyi bir model. Zaten daha da pahalı. Şuradan arkadaşlar güç kontrolü var. Zaten air control demiş. Air ne demek bilmiyorum da kontrol yani o kadar da İngilizcemiz var. Yani zaten Türkçe yazıyor neredeyse. K yapsan neredeyse Türkçe zaten. Her neyse aman konu bu mu ya şimdi? Arkadaşlar ilk önce açtığımda bu makinayı şöyle söyleyeyim. Birazcık korktum. İlk önce çok sevindim. Uuu dedim çok havalı bir hareket işte nasıl bir şey bu efsane falan. Sonra korktum. Neden korktum? Çünkü fişe taktım. Arkadaşlar önüne elimi koyduğumda yeteri kadar verdiğini hissetmedim sanki. Ama birazcık hortumlarla denedim. İyiydi yani gerçekten güzel. Tabi deneriz. Acaba daha da arttırabiliyoruz mu biz bunu falan. Neyse. Şimdi biz bunu arkadaşlar bir sesini bir kontrol edelim. Yani size sesini göstermek istiyorum. Evet taktım arkadaşlar. Şu anda çalışıyor ürün. Ama şu anda kısık kontroldeymiş. Sesi biraz artmış olması lazım. Evet gayet güzel hava veriyor dört taraftan da. Pek sesi olan bir şey değil. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4 tane çıkışı falan var ama tatlı bir sesi var yani. Öyle insanı sinir eden, deli eden bir sesi yok. Ama şöyle söyleyeyim. Şöyle yaparsanız zaten çok az hava veriyor da şu tek başına bundan daha çok ses veriyor arkadaşlar. Onu da söylemem gerekiyor. Bir de şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir mukayese edelim.
Şuradaki mesela motorumuzla, şu motorumu ben bir alayım abi. O da oraya mı sıkışmış? Tamam, aldım. Arkadaşlar yan yana koyduğumuzda farkı görüyorsunuz. Yalnız birbirine değmesine çok ses çıkartıyor. Vallahi böyle durum. Yalnız var ya bu iyi titriyor ha. Boyut olarak böyle. Nereden baksan 8 kat var gibi görünüyor. Çünkü bir tane daha bunun üstüne koysan. Evet, tam 4 tane alır. Hatta üstüne belki üst üste koysan 8 tane kadar boyutu var. Fakat inşallah 8 katlık çalışır ama 8 katlık çalışacağını zannetmiyorum. Böyle bir şey aldık arkadaşlar. Buna ne yapacağız peki? Şöyle söyleyeyim. Kardeşlerim buraya 2 tane şey bağlayacağız. 2 tane kuluçka makinesi de bağlayacağız. Ondan sonra 2 tane yere de akvaryumlara pipo filtre göndereceğiz. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Bir tanesini de ben yine hobihanemize götüreceğim. Bunu da işte bir tane akvaryumda pipo olur, bir şey olur, başka bir şekilde kullanacağım. Buraya da arkadaşlar bir tane tekli ve bir de hobihanemizdeki mavi olan ikiliyi getireceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Nebi sistemime biliyorsunuz hava vermiyorum. Ama burada cikletlerime hava vermem gerekiyor, tamam mı? Buraya bir pipo filtre atacağım. Pipo filtremiz zaten şurada var. Onu bir göstereyim. Şurada bir adet pipom var. Ona arkadaşlar mesela şunu bağlarım. Bu ikisine de arkadaşlar bizim hobihanedeki mavi çift çıkışlı olanı bağlarım. Yalnız onlar bile şu anda fiyatı artmış bir durumda. Onu da söyleyeyim. Abi ışığı kapatınca nasıl görüntü? Işığı kapatınca da güzel ama biraz karanlık oluyor sanki. Dur bir de açayım. Aa ışığı açınca tabii ki de daha güzel. Vallahi arkadaşlar durum bu şekilde. Yine burayı kirletmeyi başardım. Hatta Ali de bana bugün dedi ki kanka dedi çok güzel iyi çalışıyorsun da bayağı bir dağınıksın dedi. Adam haklı vallahi, diyecek bir şeyim yok. Şimdi ne yapalım o zaman? Gençler biz bunu bir deneyelim değil mi? Bakalım havayı nasıl veriyor. Bir hortum mortum ben bulmaya çalışayım. Buralarda benim birazcık hortumum vardı ama bir bulayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç hortum buldum. Küçük küçük saçma sapan, bunlar niye var neden yok bilmiyorum. Yani bunlar ne lan, Ankara'dan gelenler büyük ihtimalle. Bunlardan bir şeyler yapıp 4 tanesi de deneyeceğim. İlk defa sizinle birlikte dörtlü deneyeceğim. Çünkü ben sadece birli takmıştım. Şu an çalışıyor. En yükseğinde de bu kadar ses geliyor. Tabi şurada da bir ses var, onu da söylemek lazım ama. Şimdi bunları ben bir takayım, bir deneyelim. Arkadaşlar saçma sapan bir şey yaptım ama müthiş derecede hava veriyor. Ben de ilk defa şimdi böyle denedim. 4 çıkışı da içine gönderdim. Saçma sapan bir şey oldu. Vallahi fanında bomba etkisi yapıyor şu anda. Oo iyiymiş, iyiymiş abi ya. Ben bu kadar iyi olduğunu tahmin etmiyordum. Şuna bakar mısınız? Her yerden bir hava giriyor. Balıklar demiştir şimdi bize 2 aydır hava vermiyor, verince de tam veriyor diye. Ama şu an son gücündeydi. En kısımdan nasıl oluyor? En kısımda da böyle arkadaşlar. Gerçi bu da iyi biliyor musunuz? Belki biz buna aralarla takarak, yani ara bir şey T falan takarak belki 5'e 6'ya çıkartabiliriz. Çünkü bakar mısınız? Açtığım zaman çıldırıyor resmen makinaya. Akvaryumdan değişik değişik sesler geliyor lan. Neyse balıklara zarar vermeyelim. Ben bunu bir kapatayım. Efsane. Güzel güzel, beğendim. Evet tamam, balıkları öldürmeden geri çekelim şunları. Balıklara zarar gelmesin, şunları geri çekelim. Beğendim arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Tavsiye şu anda ediyorum ama ilerleyen zamanlarda tabi biraz daha göreceğiz. Hani etkisini belki 5'li 6'lı yapabilirsek bunu. T takarak mesela şuralarına. 2 tane göndererek bu ucundan. Eğer o zaman çalışırsa o zaman gerçekten gözüme girer. Hani düşünsenize bundan 5 tane çıksa bizim 3 akvaryumuzu her şey dahil kurtarmış oluyor. Gayet güzel olur. Vallahi bakalım bunu bir hobihanemizde de deneriz. Ben şu an gayet memnunum. Onun dışında arkadaşlar vallahi durumlar böyle, bu şekilde. Şu şekerleri yer miyim? Onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle yemem. Akvaryumcu lan bu. Nasıl şeker gönderiyor? Onu da anlamış değilim. Dur şöyle yapayım, daha iyi çıkar sizin için. Yani böyle 2 tane şeker göndermiş. Bence gayet güzel, tatlı. Tatlı çünkü şeker. Onun dışında arkadaşlar bakıyorum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum gençler ya. Bak bu gerçekten benim ilgimi çekti. Buraya geldi geleli arkadaşlar balıklarımız ciddi manada hani kendilerini göstermeye, büyümeye başladılar. Yani en azından ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum sizin yorumunuz ne olacak, yazabilirsiniz. Arkadaşlar misal veriyorum, bu benim almış olduğum erkekti. Size sence biraz da büyümüş geliyor mu? Ya da mesela şu. Bu bizim dişimizdi arkadaşlar.
Ama gerçekten şu an gayet güzeller, büyükler, büyümüşler. Bakın tamam, hani şunu da anlaşabiliriz. Şu biraz ufak kalmış. Ama gerçekten şu ciddi manada büyüdü. Bu erkek mi? Bu erkek mi? İkisini karıştırıyorum ya. İkisine de bakmam gerekiyor. Bir saniye arka yüzgecine bakayım abi. Bu dişimiz arkadaşlar. Yalnız gerçek manada, ciddi manada söylüyorum. Hem tip yapı olarak çok güzel, hem de ne bileyim ben beğeniyorum ya. Bak bak, beyaz lan. Yunus'u görüyorsunuz mu? Kapışıyor ama genelde gördüğümüz bir şey değil bu, onu da söyleyeyim. Normalde şekerler pislik çıkartıyor. Onun dışında gayet balıklarım sakin, uysal. Bakmayın böyle şimdi birbirine atar yaptıklarına. Normalde arkadaşlar dediğim gibi sadece şeker sıkıntı çıkartıyor. O da şöyle söyleyeyim. Şekerimizi hemen bir netleyelim. Şekeri çünkü anlatacağız. Şeker şurayı tutuyor arkadaşlar, tamam mı? Ağzına yavru alan balık da saklanıyor nihayetinde. Bakın mesela şu ağzına yavru almış. Saklanıyor arkadaşlar haliyle. Ne oluyor? Köşeye gidiyor. Bu da köşede sıkıntı çıkartıyor o balığa. İşte kovalıyor, şu oluyor, bu oluyor. O yüzden şekerlerin bu akvaryumdan gitmesi her türlü hayır olacaktır. Çünkü biraz sıkıntı çıkartıyorlar. Ona da söyleyeyim. Oo, iyi de ağzını açtı. Bir de şöyle göstereyim. Yani durum burada bu şekilde. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Kaçalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi gitti. Yok, bunu neon1.com'dan aldım. Siz de bu ürünü oradan alabilirsiniz. Sizden ricam bu videoya şöyle güzel bir like, güzel bir yorum yapın. Bunların masrafını çıkartmaz ama en azından birazcık faydası dokunsun. Gerçekten çok güzel olur. Bakalım buraya mesela bu videonun maliyeti ne olmuş? Buna 55 lira verdim, tamam mı? 5 lira da duy almıştım. Onun dışında bundan 2 tane aldım. Ne yapıyor? 30 30 60. Bir de 5 lira yol parası aldılar bizden. Vay mikroplar vay. 65. Bu zaten bunu saymak istemiyorum. Siz bunları toplarsınız. Durum burada bu şekilde. Oğlum ayağıma ne yapıştı lan? Evet. Bakayım anlatacağım. Kalan bir şey var mı? Bu şekeri özellikle size göstermek istiyordum. Vallahi 4 gündür 5 gündür sırf bunun için yemedim. Bu da bizim eski ampulümüzdü. Artık yenisiyle beraberiz, baş başayız. Bu da eskisi artık. Eskinin PUBG dama atılır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bunun videosunu ben size şöyle söyleyeyim. İnşallah bir dahaki gün çekeyim. Onu çünkü anlatmam gereken şeyleri var. Tam olarak onu bir açıklayalım. Vallahi tamam arkadaşlar. Benim anlatacak bir şeyim kalmamış. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada şöyle bir de düşünce aldık. Biliyorsunuz biz yavruları arkadaşlar büyütmeyi çabalıyoruz. Hani ne yapalım ne edelim falan tarzında düşünürken Ali dedi ki acaba tüm yavruları burada büyütsek mi dedi, hani bu akvaryumun içinde. Sizin yorumunuz ne olur? Ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda yazın. Şu anda hani tam karar vermiş olduğumuz bir şey değil. Yorumlarınızı dikkate alacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen like atmayı, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Güzel yorumları okudukça teşvik oluyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi ilk önce şöyle bir akvaryumdan başladık. Biz bu akvaryum içinde 11-12 tane, yok nereden baksan 15 tane falan ciklet besliyorduk. Şimdi gayet güzel bir şekilde büyüttük. Bunlar hep sizin desteğiniz de oldu açıkçası. Hani teşvik verdiniz, ondan sonra takip ettiniz, şuydu buydu derken gayet güzel yerlere vardık arkadaşlar. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum hani. Bu hala bozuk arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu hala bozuk. Bunu inşallah bir gün bir ara götüreceğim. Aa, bu arada arkadaşlar dış filtrem bugün çalışmadı. Onu da temizleyeceğim. Neden bilmiyorum ama tıkır tıkır ses geliyor abi. Onu da halledeceğim. Bunu da kullanamıyorum çünkü bunu bir kirlettim. Bunu gayet iyi temizlemem lazım. Bundan biraz kimyasal bulaştı. Bunu nasıl temizlerim onu da bilmiyorum ama bunu çok sağlam temizlemeden kullanmak istemiyorum çünkü biraz kimyasal bulaştı. Bakalım durumu göreceğiz. Bunu da dediğim gibi şu anda bugün çalıştırmıyorum ama çok mübarek bir şey ya. Vallahi bu olmasa var ya akvaryumların hali nice oluyor ya. Biliyorum çünkü hobi hanemiz perişan oluyor her seferinde. O yüzden şeyi getirdim arkadaşlar. Bu anam ampul gidiyor. Bunu hobihaneden getirdim. Bir dahaki videomuzda şey yapacağım. Bir ya sihirli balığı çekeceğim biraz sonra ya da bu lepistesle cikletleri birbirinden ayıracağım gençler. Çünkü bunları büyük ihtimalle ben yarın sabah bu akvaryuma geçirmiş olacağım. Evet, durum burada bu şekilde. Artemia daha vermeye başlamadım. Eğer merak edenler varsa Artemia için bu motoru bekliyordum. Çünkü hava verecek bir şeyimiz yok. Artemia'yı nasıl çıkartacağız diğer türlü? Bir de süngerle müngerle çıkıyor diyorlar ama bilemiyorum onu tam. Öğreneyim bakalım. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Şöyle şurayı da bir netleştireyim abi. Gençler bu sağdakilerde büyük ihtimalle ne zaman çıkar ki?
Bu sağdakiler buradan öyle tahmin ediyorum ki bir 4-5 gün sonra bunlar da kendisini kurtarır. Bunlar zaten yarına çıktı. Şu dişiyi merak ediyorum. Her seferinde şuna basıyorum ya. Şu dişiyi merak ediyorum abi. Şu dişiyi hemen bir netleştirelim. Sizce kaç tane verir? Benim tahminim 100 tane verecektir. Neden böyle hani uçuk kaçık bir tahminim var? Çünkü şundan dolayı bu balık uzun arkadaşlar. Gerçekten güzel boyutu var. Nerede benim kamburum abi? Kambur bu değil. Bu muydu? Evet. Bu benim kambur balığım. Bu balıktan 100 tane çıktıysa bu balıktan hayli hayli çıkar diye düşünüyorum. Kambur mambur ama yani ben buna kambur diyorum çünkü uzun değil. Nedense bunun yani farklı bir şey ya bakın. Şöyle yandan bir çekebilirsem. Sanki uzunluğunu kesmişler. Hani lumuzini kesip ortasını çıkartmışlar gibi düşünün. Öyle değişik bir balık bu. Hepsi uzun. Bu biraz daha kısa kalmış. Bakın şu. Fark ettiniz değil mi? Yani ona rağmen 100 tane falan verdiyse ben bunun da öyle vereceğini tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bunu kaçıncı kez dedim bilmiyorum ama. Görüşmek üzere gençler. Allah'a emanet.